helalleşme çağrısının gerekçesi siyasi mi size göre, yoksa geçmişte ben şu hataları yaptım, işte karşılık hatalarımız oldu, gelin gerçekten samimiyetle bunları ortadan kaldıralım mıdır? Keşke samimi olsa. Öyle olmasını dilerim. Ama oy devşirmeye yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Eğer helalleşecekse Kemal Bey, önce bir kere bir daha yalan söylememeye tövbe istiğfar etsin. Desin ki bir daha yalan söylemeyeceğim arkadaş ben. Çıktığı 10 yıllık genel başkanlık serüveninde her hafta bir iki tane yalan söylüyor. İlk çıktığında benim için söyledi. Sonra tüm Türkiye'de herkese hedef alarak, özellikle bu ülkenin milli, sağduyu sahibi, yerli ne kadar insanı varsa onları hedefleyerek yok etmek, tahrip etmek, bir daha konuşturmamak, ağzını açtırmamak üzere bilerek kasıtlı yalanlarına devam ettiler. Bunu bakanlara yaptılar. Aynı şeyi Cumhurbaşkanımıza devam ettiriyorlar. Önce bir kere hakikaten Kemal Bey içinden gelerek helalleşmek istiyorsa ne olur şu yalan söylediği, hakkını yediği insanlardan, başta benden. Çünkü ilk benim hakkımı yemişti. Bir helallik dilesin ya. Toplumun önünde dilesin ama. İki kişilik telefonla olmaz bu iş. Topluma karşı yapılan ayıbın iki kişilik özrü olmaz. Telefonla özrü olmaz. Birincisi oradan bir başlasın. Deyin ki çıkın. Ya Üstad Seki sana yalan söyledik. Hakkını helal et. Tayyip Bey sana çok iftira etti kardeşim. Hakkını helal et. Zamanında da doğru. Biz yaptık bu işleri. Doğuda da bunu yaptık. Şurada da bunu yaptık. Hakkınızı helal et. Bak samimi söylüyorum. Bunu itiraf etsinler. İlk hakkını helal edecek benim.